Bir başka gelişme var sırada. Diş ve diş eti hastalıkları ülkemizde ve dünyada en önemli sağlık sorunları arasında. İşte uzmanlardan tavsiyeler. Devlet Hastanesi Diş Hekimi Namık Kemal Aydın'la yaptığımız keyifli sohbette diş hastalıklarından diş sağlığı için dikkat edilmesi gerekenlerden ve dişin görsel öğe olarak öneminden bahsettik. Aydın, ağız ve diş sağlığı günümüzde sosyal yaşamın ve sağlığın vazgeçilmezleri arasında bulunmaktadır. İnsanlar arası ilişkilerin kentsel ilişkilerde önemli olması dişlerin ve buna bağlı olarak ağız sağlığının önemini artırmıştır dedi. Diş hastalıkları ve diş sağlığının korunması açısından erken tanının önemini vurgulayan Aydın, bu nedenle yılda en az 2 kez diş hekimine muayene olunması gerektiğini belirtti. Her diş fırçalarına para vermek lazım. Desek daha iyi zannediyorum, tamam mı? Avrupa normlarına kadar gelemeyeceğiz. Diş fırçalamak şahsın kendine olan saygısıdır. Bunu eğitebiliriz yani. Biz medyanın görevi var tabii. Ben kaç kişiye eğitebilirim? Ben günde 80 hasta bakıyorum. 80'le de şunu kısa söylüyorum. Dişlerini lütfen fırçala. Aslında bunu maaş alıyor, bunu söylüyor falan diye düşünüyor. Ama neden fırçalanması gerektiğini falan daha iyi sloganlaştırmak lazım. Bunlar nasıl olabilir? Mesela ben 20 yıllık hekimim. Mesela jöle sürmüş, demin örnek verdim. Jölesi sürmüş, tam bugünün entelektüel güzellik tarzını yapmış. Mesela kaşa takılan neler var, öyle aksesuarlar da yapmış falan. Ama gülümsetiyorum hastayı, dişleri fırçalanmamışsa. Bir uyumsuzluk var değil mi burada? Hem çağı yaşıyor, güzel şey, harika bir şey. Hem de yapılması, kendi için yapması gerekeni yapmıyor. Yani diş sağlığını bir güzellik olarak da sunabiliriz topluma. Sağlığın çok vazgeçilmez ilk unsuru diye de sunabiliriz. Ama daha çarpıcı olabilir diye ben bunun bir sosyal bir olgu olduğunu düşünüyorum. Otobüsteyken yakında olacağınız bir şahsa ağzınızın kokmaması gerekiyor. Siz bir şey anlatırken haklı olsanız dahi sizi uzun süre dinlemeyebilir. Ağız kokunuz ve diş çürüğünüz varsa ya da Süleyman Demir